Eğer ki bu yönetim daha adil olsaydı, daha eşit olsaydı, işte kayırmacılık olsun, bütün bu yolsuzluklar ya da bu işte belli zenginlere ihaleleri peşkeş çekmeler falan, bunlar olmasa, adalet sağlansa, şu andakinden daha 10 kat, en az 20 kat daha iyi olabilir miydik dedim. Tabii ki olurduk dedin, değil mi? Demek ki burada yapılmayan suç şeyler az buz şeyler değil. Ya CHP böyleymiş de, şu böyleymiş de. Bırak bunlar, daha kötüsü örnek göstererek yapılmayan doğrular örtbas edilemez. Bizim bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım. Kardeşim, sen bugün kendini destekliyorsan demen lazım ki ya ben seni destekliyorum. Sen beni bana günah sebebi olarak dönmemelisin. Adam gibi iş yapmalısın demelisin. Adil olmalısın demelisin. Ya sen burada o kadar ülkemiz zenginken, her yerden bir Yani nimet şimdi çıkıyorken. bir dakika. Yani Türkiye'nin ekonomiden çöküşünü adaletsizliğinden mi görüyorsun yani? Herhalde Adaletsizliğin yani her doğrultusunda şey çöküşün. ne alakası var ya? Herhalde Ne yani alakası var? ne alakası var Yok demek ya? canım. Ya Ya ne dünya dünya gerçeği gerçekleri Kadir Hoca, farklı. tutturmuşsun dış güçleri. Senin dünya Ya gerçeğin dünya şu. gerçeği yok mu kardeşim? Dünyada bir pahalılık yok mu? Abi dünyada pahalılık %1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, sende Ne %300. %1? Kimi yerlerde bak, kimi yerlerde Avrupa'nın kimi yerlerinde alacakları şey yok diyorlar ya. Kadir Hoca, seni Avrupa'da. seni yiyorlar, yiyorlar Avrupa'da. Tabii. Tamam, bir şeyler zamanı gelir değişir, o ayrı bir konu, ama seni yiyorlar. Şimdi dünyanın geri kalanı çok çok bizden çok daha kötü olsa bile, bu benim söylediğim şekilde daha iyisini yapmayan adamı savunma hakkı sana vermez. Bak, dünyanın tamamı bizden kötü olsa bile, ki dünyanın savaşta olan ülkeleri bile bizim verdiğimiz enflasyonun adam onda birini vermiyor. Şimdi daha adil olsa, yeryüzü bizim toprakların zenginliği dünyada parmakla gösteriliyor. Tevrat'ta bile bal ile süt akan ülke olarak tanıtılıp duruyor. Yani buralar. Şimdi niye kabul etmiyorsun? Yani Daha adil olsa ülkemiz çok daha iyi olurdu diye. gerçekleri karşısında bak bir dakika dünya gerçekleri karşısında Allah size Tayyip gibi bir kimseyi göndermiş. Bunun için ne kadar şükretsek az. Evet, Tayyip olmasa ile Türkiye bu halde olmazdı. Ne halde olurdu peki? Türkiye belki bittiydi. Belki nasıl diyeyim? Aynı bir Suriye, aynı bir Libya, aynı bir Irak durumundan belki beter olur. Allah'tan ki yani başımızdaki insan Recep Tayyip Erdoğan Allah göndermiş. Ne kadar şükretse az. Şimdi, Ben bu kadar diyorum. yeter, Ben tamam. şimdi ayrılıyorum. Şimdi tek bir şey söyleyeyim Kadir Hoca. Daha iyisini yapabilecekken yapmayan, kendi bir zenginliği belli bir sınıfa ayıran, zenginin yanında olan, ya fakiri de sırf kendine destek vermeye devam etsin diye muhtaç durumda bırakan, bak daha iyisini yapabilecekken Ya yapmayan öyle bir şey adamı olabilir mi ya? Öyle bir ben şey. sabaha Bu kadar. adamın fakire, fukaraya yaptığı yardımı daha şimdiye kadar hiçbir hükümet yapmadı. Abi Ha? fakir Bak fukarayı onu söyle. adam bak Allah Allah. fakir Maaşa, fukara herkesi maaşa bağladı. niye Herkesi bağladı? maaşa Niye bağladı. bağladı? Niye bağladı? Abi Sen anana babana bakmakla yükümlü değil misin bir garanti dakika? oy Sen anana babana bakmakla yükümlü değil misin? Geliyor, garanti millet gar sana diyor ki bakmalı, bir saniye bir asgari saniye ücretten maaş veriyor. bir saniye ben bakmakla yükümlü olmam ayrı bir konu. Bu ülkenin benim de ülkem olması ayrı bir konu. Bu ülke benim de ülkemse, bu Ben ülkedeki. şimdiye kadar hükümetlerin içerisinde fakire, fukaraya değer, önem veren, bakan, yardım eden Kadir nasıl bir Hoca, hükümet gelmedi ya? bak biz Gelmedi tabii ki. ya arkadaş,
Şimdi biz yapılabilecek doğrular yapılmamış noktasında konuşuyoruz. Adalet sağlanmamış noktasında konuşuyoruz. Sen Bak, şey olmasaydı bak. daha Bu kötüsü deprem var. olmasaydı. Dinle. Deprem olmasaydı, bu doğal afetler olmasaydı, Türkiye'de bir gerçek var. Bir de şu virüs meselesi olmasaydı. Türkiye bu durumundan çok 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 daha güzel durumda olacaktı. Ya Kadir Ama Hoca, bak yine buna dünya şükür. gerçekleri diyorsun Yine ya. buna şükür. Bir saniye, bir saniye. Yine buna şükür. Allah'a şükür, oturacak evimiz var. Yiyecek ekmeğimiz var. Yani herkesin hemen hemen bir maaşı Kadir var. Hoca, Yani maaş Kadir Hoca, bir kimse saniye, bir saniye. Bak, şükür ayrı bir saymaya çalış. konudur. Şükür, bak şükür Allah'a yapılır. Allah'ın verdiğinden razı olur. Şimdi bir insan bir servetin başına oturmuş. Türkiye bir servet midir? Servettir. Bu serveti adil dağıtmakla mükelleftir bu adam. Bu adama biz ne zaman eyvallah ne güzel yaptın deriz. Bu adam zenginleri kayırmaz, adaleti sağlar ve var olan zenginlikleri de doğru bir şekilde, adil bir şekilde paylaşırsa. Hem de işi ehline Yani vererek, yani o işi en iyi yapacak kişilere yapmadığını vererek. nereden biliyorsun He? sen? Biz yaptı diyoruz, sen yapmadın. Abi. Yapmadığını nereden biliyorsun sen? Ya arkadaş, Türkiye'de zengin sınıfı dediğin ayrı bir dünyaya doğru uçuyor gidiyor. Zengin sınıfı tamamen kayırmacı bir pozisyonda. Ne demek yapmadı? Yaptı. Ya zengin, ya şimdi bir ülkede zengin de olacak, fakir de Bak, olacak. yok öyle bir dünya ya. Bu senin, bu Yok. senin. Bak bu Yoksa denge sağlanmaz. Bir ülkede arkadaş. denge sağlanmaz. Arkadaş. Allah bile dağları, enginliği, yüceli yaratmış yani. Bak ya, görüyorsun Gökleri kim hele. yapmış, yaratmış? Kimin Bir saniye, dağlık taşlık yaratmış? kendi suçunu İşsizler Allah'a, düz yaratmaz mıydı? bir saniye bak, başkasının suçunu Allah'a atmayalım. Şimdi Allah bize adaleti emretmişse biz adaleti yürütmekle mükellefiz. Şimdi bir adam 1.000 sene yese bitiremeyecek kadar para biriktiriyor. Diğer adam orada açlıktan kıvranıyor. Neymiş? Allah bunu işte böyle yaratmış mı diyeceğiz? Burada bir haksızlık var diyeceğiz. Zulüm var diyeceğiz. Şimdi bir devletin, Şimdi bak bir ya devletin, zulüme ve haksızlığa biz olsun demiyoruz. Yanlış anlıyorsun. tamam da bugün olmazsa ben de diyorum ki bak, doğru bir dağıtım sistemi olsa, eşit bir paylaşım olsa, bugün Türkiye'de kimsenin sıkıntı çekmesine gerek yok. Türkiye'deki zenginlik çok büyük, potansiyel çok büyük. İş gücü doğru işlense çok büyük. Doğru bir şekilde üretime insanlar yönlendirilse bu bir sürü saçma sapan masraflar, israflar, şeyler ortadan kalksa bir sürü insan bugünkü durumdan en az 10 kat daha iyi durumda olur. He, dersin ki toplum bunu hak etse bu da olur. Evet. Ama işte bunu yapanı da işte daha kötüsüne, ya CHP'ye bak kardeşim falan diyerek daha kötüsünü örnek gösterip yapılmayan doğruları örtbas edemezsin. Bu insanlığa, İslam'a sığmaz. Bak, İslam'a sığmaz diyorum bak. Anladın mı? Elhamdülillah Rabbil Alemin.